Mehmet Hocam, Banu Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mahir Bey. Bulduk. Merhabalar Mahir Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben müsaadenizle hemen yayına başlayayım. Değerli konuklarımız, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Hisar Okulları'nın 25. yılını kutlayacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin ve toplumun gelecekle ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmak için düzenlediğimiz 25. yıl etkinliklerinin ilk olan Hisar konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Mahir Badem, Hisar Okulları'nda Lise Müdür Yardımcısı ve İnovasyon Merkezi Koordinatörü olarak görev almaktayım. Söyleşimizin açılışını yapmak üzere kurucu temsilcimiz ve genel müdürümüz Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu'na sözü vermek istiyorum. Değerli konuklar, Hisar Okulları'nın kuruluşunun 25. yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz Hisar konuşmalarının ilkine hoş geldiniz. Katılımınız için hepinize sevgi ve saygıyla teşekkür ediyorum. Tüm eğitim kurumlarında eğitimin ve teknolojinin geleceğinin çok yoğun tartışıldığı günlerden geçmekteyiz. Biz de Hisar Okulları olarak geleceği hayal etmek, düşünmek ve uzmanlarla tartışmak istedik. Aslında teknoloji insan ilişkisi ve bu ilişki etrafında şekillenmiş olan dünya ve bu dünya geleceğine dair tartışmalar çok yeni değil. 19. yüzyıldan beri tartışıla gelmekte, devam etmekte. Ancak son yıllarda bilişim, malzeme, genetik, moleküler biyoloji, sağlık, uzay teknolojileri gibi birçok alanda yürütülen araştırmalar, içinde yaşadığımız yaşamı, yaşam pratiklerimizi tümüyle değiştirmiş ve dönüştürmüş. Bu hızlı döngü içinde de muazzam veri oluşmuş, oluşmakta ve de depolanmakta. Dolayısıyla geleceğe dair sorgulamalarımızı ve okumalarımızı yaparken bizler bu veriyi kullanmak, bu veriden bilgi, bilgiden de zeka oluşturmak için çalışmaktayız ve bu çalışmaların uzun zaman devam edeceğini düşünüyoruz. Veri madenciliği, veri analitikleri, yapay zeka, makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz zeki algoritmalarla da makinaların düşünce gerektiren işleri ve hesaplamaları yapabilmelerini mümkün kıldık. İşte tam bu noktada da çok enteresan bir dilemma ile karşı karşıyayız. Böylece düşünme yeteneğinin insan ve makina, insan ve bilgisayar arasında nerede durduğuna dair de çok büyük bir tartışma alanı yaratmış olduk. Öte yandan insan ve teknoloji ilişkisi yaşadığımız hem canlı ortamı hem de sosyal ortamı kökünden değiştirmiş durumda. Doğal habitat, iklim değişikliği, çevre ve ekolojik sorunlar bir yanda, öbür tarafta toplumsal, entelektüel ve iktisadi değer ve ilke tartışmaları dünyanın geleceğini tasarlarken bütünleşik olarak ele almamız gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Peki geleceği kim belirleyecek? Geleceği kim şekillendirecek? Pek tabii ki gençler. Bugün bu konuşmayı izleyen gençler. Biz eğitimcilerin de en büyük sorumluluğu gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek kurgulayabilmeleri, sürdürülebilir, adil ve eşit bir dünya yaratabilmeleri için gerekli olan eğitimi sunmak. Tabii bilimsel düşünce temeline dayalı, onların en doğru karar verme yeteneklerini geliştirecek bir eğitim modeline, yepyeni bir eğitim modeline de acilen ihtiyacımız olduğu aşikar. Yani dünyanın geleceğini tartışırken aslında hepimiz eğitimin geleceğini de tartışmalı ve tasarlamalıyız diye düşünüyoruz. İşte tüm bu düşünceler ve duygularla, yani bir tarafta insan, toplum, teknoloji, çevre, eğitim, etik konularının hepsini bir arada ele alarak
geleceği uzmanlarla sorgulayacağız. Ben hemen sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü bugün çok değerli konuklarımız var. Ve bizim davetimizi kabul ederek bugün bizlerle beraber olan değerli bilim insanları Sayın Mehmet Toner ve Sayın Banu Onural hocalarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gençlere ilham veren bir panel olmasını diliyorum. Ve sözü sevgili Mahir Badem'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Güney Hocam. Bu akşam değerli konuklarımız Profesör Doktor Banu Onural ve Profesör Doktor Mehmet Toner ile birlikte yaşam bilimleri üzerinde duracağız. Konuklarımız bizlerle fen bilimleri, canlı organizmalar, ekosistemlerin uygulamaları ile ilgilenen, çok disiplinli bir alan olan yaşam bilimlerini verilerinden yola çıkarak dünyayı ne gibi dönüşümlerin beklediğine dair öngörülerini paylaşacaklar. Sözü konuklarımıza vermeden önce kendilerini ve bugün aramızda olan öğrencilerimizi size tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Banu Onural, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecesini almış, biyomedikal mühendislik üzerine doktorasını 1978'de Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1979'dan itibaren Drexel Üniversitesi'nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmış, biyomedikal mühendisliği ve bilimleri Enstitüsü üyesi olarak görev almıştır. 1980-81 ve 1987-88 yıllarında iki kez Boğaziçi Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Çalışmalarını işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemlere ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliği alanlarında devam eden Profesör Onural, halen Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi'nin kurucu başkanı ve Hun Sun kürsü profesörüdür. Profesör Doktor Mehmet Toner, 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesini, 1985'te ise MIT'den yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını ise Harvard MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri bölümünde medikal mühendisliği alanında tamamladı. 1989 yılından beri Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School'da görev yapan Mehmet Toner, çalışmalarını doku mühendisliği ve mikro nanoteknoloji alanlarında sürdürmektedir. Kendisi halen Harvard MIT Üniversitelerinin Sağlık Bilimleri ve Teknoloji bölümlerinin müşterek kadrosunda görev yapmaktadır. Tekrardan konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün bizlerle birlikte öğrencilerimiz Ayşe ve Emre de olacak. Şimdi kendilerini tanıtmak üzere sözü onlara bırakıyorum. Ayşe, bize kendini tanıtır mısın? Merhabalar, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Benim ismim Ayşe Çelebi, Hisar'da 11. sınıf öğrencisiyim. Ben moleküler biyolojiyle ilgiliyim ve ileride bu alanda ilerlemek istiyorum. Okulumuzda Hisar'ın Sesi lise gazetemizde yazı işleri müdürüyüm. Onun dışında da okul dışında bir biyoloji projem var. O da SARS-CoV-2 tanısında şu anda PCR'a göre daha hızlı sonuç verebilecek bir metod olan kolorimetrik lamp'in saptama limitini düşürmek üzere bir primer tasarımı üzerine kurulu. Onun dışında da öğrenciyim. Derslerle uğraşıyorum. Bu şekilde ben de. Emre, şimdi de seni tanıyalım. Tabii ki. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Emre Başar. Hisar Okulları'nın 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de Ayşe gibi bilimle ve robotikle ilgileniyorum. Robotik programlamayla ilgileniyorum. Daha hatta bu sabah TÜBİTAK'ta İstanbul finallerinde bir tane kimya projesi sunumu yaptık bir arkadaşımla. Ben de ileride veri analitiği ve otomasyon üzerine çalışmak istiyorum. Şimdilik benden de bu kadar. Umarım süper bir konferans olur. Teşekkürler. Tüm Hisar Okulları öğrencilerimiz, mezunlarımız, velilerimiz, akademik ve idari kadrolarımız ve değerli konuklarımız için ufuk açıcı olacağına inandığımız konferanslarımızın açık kaynak misyonumuzla uyumlu olarak tüm eğitimcilere, öğrencilere, velilere ve toplumun diğer üyelerine açık olduğunu, daha sonra da kayıtlara erişim sağlanabileceğini belirtmek isteriz. Konuklarımıza bu konuda gösterdikleri esneklik ve duyarlılık için tekrar teşekkür ediyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden söyleşimize başlayalım. Banu Hocam, Mehmet Hocam. Buyurun Mahir Hocam.
Birinci soruyu sorarak başlayayım ben isterseniz. Yaptığınız çalışmalar, kazandığınız başarılar, bilim dünyasına katmış olduğunuz yenilikler saymakla bitmez. Ben de biraz evvel sizinle ilgili bilgileri verirken bunları hiçbirini saymadım. Çünkü hakikaten bayağı bir vaktimizi alacaktı. Bundan dolayı tüm insanlık adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Birçok insan yetiştirdiniz. Onlara rol model oldunuz. Elbette bu kolay olmadı, bu yolculuk. Sizleri daha yakından tanımak adına biraz da bu yolculuklardan bahsedelim isteriz. Öğrenciliğinizden, akademik hayatınızdan bahsedebilir misiniz Mehmet Hocam? Çok seve seve bahsederim. Başlamadan evvel de hem Hisar Okulu kurucularına, Gülay Hanım'a, yöneticilerine, size, şahsınıza, bütün öğretim üyelerine ve en önemlisi genç talebelere beni aranıza aldığınız için teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ederim Banu Hoca ile beraber aldığınız için. Çünkü Banu Hoca hepimizin üstadıdır. Hepimizin her zaman arkasında büyük bir destekçisidir. Her zaman bir şeref ve zevktir Banu Hoca ile beraberlik. O yüzden hakikaten teşekkür ederim. Düşünüyordum gençlerle, tabii bu işin en güzel tarafı gençlerle beraber olabilmek. Bu bizim işimizin aslında en güzel tarafı gençlerle beraber olabilmek. Ben yaşlanıyorum ama benim çalıştığım grup hep aynı yaşta. Bu aslında büyük bir lüks hayatta. Bizi de genç tutan, içimizi ısıtan, bizi hayata bağlayan, bu iş, laf ola söylenen bir laf değil bu. Büyük bir enerji. Bu gençlere ben kendimden, öğrendiklerimden bir tane tavsiye ne versem diye o sorunuza biraz daha değişik cevap vermeye çalışsam. Gülay Hanım çok güzel söyledi, dedi ki geleceği hayal etmek dedi. Geleceği hayal etmekten daha da bir adım ileriye gidelim. Geleceği yaratmak da var bu işin içinde. Sırf hayal etmek değil. Burada oturan gençler, biz de bir gün oralarda oturuyorduk birkaç seneler önce. Geleceği yaratmak çok önemli bir şey. Bir tane tavsiye verebilsem bu çocuklara neye çok dikkat edin diye düşündüm. Hep sonunda geliyorum merakı. Merak benim için, meraklı olmak en büyük enerji, en büyük şey. Bir gençliğin ileride, bir genç çocuğun ileride yapabileceği şeyin göstergesi olarak. Hatta Einstein'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki ben diyor akıllı bir insan, ya bunu diyen Einstein akıllı bir insan değilim diyor. Ama çok doğuştan meraklı bir insanım diyor. Hakikaten bütün hepimiz doğuştan meraklı doğuyoruz. Böyle bu merakla doğuyoruz. Ondan sonra bu merak çok hızlı bir şekilde azalıyor. Okul ve ailelerimiz ve etrafımız bu merakı bilgiyle yerleştiriyor. Bilgimiz artıyor, merakımız azalıyor. Meraksız, çok bilgili bir insanın hayatta büyük başarıya ulaşıp bir geleceği değiştirmesi, yaratması mümkün değil. Dolayısıyla gençlere benim en büyük tavsiyem, meraklarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Merakları yüksek kalsın, bilgilerine de kat ve kat eklemeleri lazım. Okulun verdiği bilgi her zaman için işin başlangıcı, orada iş bitmiyor. Bizim bilim adamı olarak benim bütün günlük işim, aslında çok güzel bir hayal yolculuğu. Bilinen, bilim adamının bilinen işlerle pek alakası yok. Bilinmeyene merakı var. Bilinen dünyadan bilinmeyen dünyaya Banu Hoca ile ben her gün yola çıkarız. İşimiz bu bizim. Bu yolculukta da yanımıza bu genç insanları alıp öyle hareket ederiz. Ki onlar da bu yolculuğun keyfini anlasınlar diye. İlla onları bilim adamı yapmaya uğraşmıyoruz. Fakat meraklı insan yapmaya uğraşıyoruz. Bilgili ve meraklı insan olup büyük hayalleri olsun. Hayal konusu çok önemli bir konu bilim adamı için. Bana da gençler geliyorlar, hocam diyorlar ben sizin gibi bilim adamı olacağım. Okey. Bazıları daha da aşırıya gidiyorlar. Hocam ben ileride Nobel'i alacağım. Okey. Gençler, kendinizi kendi hayalinizin içine lütfen koymayın. Kendiniz kendi hayalinizin içinde olduğu zaman ayağınız yerden kalkmaz. Fazla yükselemezsiniz. O egonuzun size konuşmasıdır. Bilim adamı olmak, rektör olmak, fabrikatör olmak, zengin olmak, bankacı olmak,
Onlar sizin için bir hayal değil. Hayal insanlığa ne faydamız olacaktır. Gülay Hoca'nın dediği gibi önümüzde büyük konular var. Sağlık konuları önemli, iklim değişikliği konuları önemli, eşitsizlik konuları, kadın erkek eşitsizliği önemli, sosyoekonomik konularda gelir eşitsizliği, adilsizliği önemli. Hangi konuda çalıştığınız önemli değil, nasıl çalıştığınız önemli. Benim bütün bilim adamı olarak yaptığım meraklı bir yolculuk. Kimsenin tırmanmadığı bir dağa her gün tırmanıyorum. Hayalleri de büyük tutuyorum. O hayallerde sonra konuşuruz. Çok vaktini almayayım. Banu Hoca'ya da biraz vakit tanıyayım. Mehmet Hocam, çok güzel noktalara parmak bastınız. Çok teşekkür ederiz. Ben Banu Hocam, Mahir Hocam'ın sorusuna ek olarak biraz daha detaya inmek istiyorum. Mehmet Hocam'ın da az önce bahsettiği gibi siz aslında dünyada daha biyomedikal mühendisliği yeni yeni belirirken bu alana öncülük ettiniz ve aslında bu alanın temellerinin atılmasında çok büyük emekleriniz oldu. İçinde birçok farklı disiplinleri barındıran çalışmalarınız da genel olarak vücudun en kompleks yapısı olarak adlandırdığımız beyni ve nöral sistemleri baz aldınız. Ve yıllarınızı adayarak geliştirdiğiniz optik beyin görüntüleme mekanizmaları da günümüzde şu anda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ama bizler tabii ki işin yalnızca pembe kısmını görüyoruz, bu güzel ürünleri görüyoruz. Ama eminim ki bu noktalara gelirken pek çok zorluklardan geçmişsinizdir. Bize birazcık bu süreç boyunca yaşadığınız zorluklardan ve bunların sizin şu anda olduğunuz noktaya gelmenizde yani ne tip etkileri olduğundan biraz bahsedebilir misiniz? Çok memnuniyetle bahsederim ama bundan önce beni bu buluşmaya davet ettiğiniz, bu müthiş kıplamaya hele Mehmet hocamız, hele ki Güler hocamızla birlikte kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten tarihi bir buluşma oldu. Çünkü üçümüz de geçmişimizde çeşitli zamanlarda büyük olayların içinde olduk. Ve bu olaylar hep sizin için yapıldı. Güler hocamın ve sonra da Mehmet hocamın bahsettiği gibi siz hayal etmenin ötesinde bu geleceği tasarlayacak ve gerçekleştirecek kişilersiniz. O yüzden sizlere hitap etmek, hele böyle önemli bir günde, benim için büyük mutluluk. Şöyle bir şeyle başlayayım Ayşe. Sorun konuşmayalım. Heyecan konuşalım. Olabileceklerden bahsedelim. Tabii ki yenilgiler her başarının temel taşıdır. Eğer siz cesaretli değilseniz ve de kendinizden önce belli bir yarar, belli bir fayda, belli bir değer yaratayım diye siz yaşamınıza başladıysanız, ki benim çocukluğum da öyleydi, bir işe yaramaya çalıştım hep ömür boyu ve korkmadım. Korku gerçekten insanları çeşitli kalıplara sıkıştırır. Mümkün olduğu kadar alışılanın yerleşiğin biraz dışında kaldım. Bu yüzden bazen benim hakkımda garip iddialar da oldu. İddia da demeyeyim. Bu kişi normalin dışında bir kişi. Bu kişi normal değil. Bunu aramıza almayalım gibilerden durumlar da oldu. Gerçekten hiç aldırmadım. Çünkü Mehmet de bahsetti. Güler Hoca da bu işi çok gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte olduğumuz devirlerde farklı işleri yapabilmek için farklı olmak gerektiğini bilen kişiler. Bunun için de her türlü riski almak, sorunları düşünmek yerine nasıl çözeceğiz, nasıl bu engelleri aşacağız diye düşünmek lazım. Bunun için de bence Mehmet merakı hep ve bilhassa egonun, yani nefsin kontrol altına alınmasından bahseder. Ben ise alçak gönüllükten bahsetmek istiyorum. Eğer ki biz alçak gönüllü değilsek, bu büyük, bu insanın çok önemli bir işlevi olan bu bilimle içinde çalışmak konusunda eğer ki biz alçak gönüllü değilsek, ben merkezliysek,
bilim bizim için ne yapar yerine biz bilim için ne yapabiliriz, biz gelecek nesil için ne yapabiliriz diye düşünürsek gerçekten dünyamız doğru yönde gidecek. Bugünlerde daha önce Mehmet de bahsetti, iklim değişikliğinden pandemiye kadar müthiş zor bir dönemden geçiyoruz. Zira bundan önceki 100 yıl hatta 250 yıla getirebiliriz. Bu dönemde gerçekten insanı merkezine koymadık çalışmalarımızın. Batı'nın ileri sürdüğü bilim ve teknoloji insan merkezli değildi. Bilim ve teknoloji merkezliydi. Fakat şu gün çok belli bir şekilde ki Mehmet aynı zamanda bu düzenin yani kapitalist düzenin batıdaki ve dünyadaki esasında kapitalist düzenin insanı da çeşitli haksızlıklara doğru yönlendirdiğinden bahsetti. Bunlar büyük konular. Bu büyük konularda sen, ben, o, bu değil, biz önemli. Hep birlikte her nesil, her toplumun her katmanıyla birlikte bu çözümlerin peşinde koşmak durumundayız. Benim yaşamım böyle bir yaşam. Öyle ünlü, meşhur, herkesin bildiği bir kişi olmak yerine bir işe yaramak için olduğum her durumda, hele ki bir Notre Dame de Sion, o zaman kız öğrencilerinin okuluydu ve felsefe okuyarak ve çok severek mezun oldum. Fakat erken bir saatte bu felsefenin gerçekten çok insanı yorucu, zorlaştırıcı bir konu olduğunu anlayıp ilk fırsatta bilim teknolojiye dönüş yaptım. Boğaziçi Üniversitesi, o zaman Robert Kolej'di. Onların sınavlarına girdim. Hep tıpla alakam çok vardı. Fakat dedim, çok erken hissettim bunu. Mutlaka bizim bilimle, bizim öğreneceğimiz bilimle ve teknolojiyle tıpta, yaşam bilimlerinde dönüşümler yapabiliriz. Ve nitekim de bu içgüdü çok erken bir saatte esasında lisede başladı. Edebiyat okuyoruz, felsefe okuyoruz. Fakat müthiş bir matematik hocamız vardı, Monsieur Matalo. Hatta o kadar biz birkaç kız öğrenci, hepimiz zaten kızız, kız öğrenci o kadar meraklıyız ki matematiğe, fiziğe, bu tip konulara yaz ayları dahi adadan inerdi. Biz Harbiye'deki okula gelirdi. Hep birlikte biz işte başladık matematik, kalkülüs, trigonometri, bu tip şeyler. Merakla, zevkle öğrendik bütün bunları. Hep bir şekilde biliyorduk ki bu çok önemli bir yoldayız biz. Ne olacağını bilmeden, düşünün bakın ne kadar eski bir devir bu. 68'de mezun olduğuma göre anneleriniz, belki büyük anneleriniz bile belki çok küçüktü. O yüzden bu yolculuğu daha çok heyecanını, bu yolculuğun yaşattığı size müthiş zevkleri, çok büyük yenilgilerden, belki zorluklardan sonra, belki bir kişiye bir faydanız olursa, her özverinin karşılığının müthiş güzel bir şey olduğunu anlıyorsun. Benim yolculuğum böyle. Devamlı yollar bana açılmadı. Ben aradım, buldum. Çünkü inandığım bir konu vardı. Bu konuda, hele bilhassa benim yatkınlığım olan matematik, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği üzerinden tıbba nasıl bir faydam olabilir şeklinde oldu. Sonunda da o devirlerde internet falan yok. Bunu düşünemezsiniz siz. Araya tarıya Pennsylvania Üniversitesi Medical Electronics diye bir program buldum. Hani mühendislikle tıbbı bir araya getirelim, bir şeyler yapayım ben gibisinden. O benim danışman hocam da ilk biyomedikal mühendisliği kurdu ben doktoramı yaparken ve tesadüfler sonucu ilk biyomedikal mühendislerden biri olarak mezun olduk. Sen de biraz önce Ayşe bahsetti. Yaşam size böyle bir cilve yapınca mecbursunuz. Bundan sonra biyomedikal mühendisi tabii ki yücelteceksiniz. Yaşamınızı buna adayacaksınız. İşte o konuda bir okul kurdum. İlk bu türlü okul. Benzerleri şu anda çok etrafta. Fakat belki daha önemlisi sizin bilmeniz gereken, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Türkiye'de bilim insanları, sanayiciler ve 40'ların sonu, bu İkinci Dünya Harbi'nden yeni çıkmışız.
bu olayın yükseleceğini biliyorlar ve inanılmaz bir üniversite projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu kişilerin kurmak istediği üniversitenin adı Teknik ve Ahlak Üniversitesi. Her türlü planlar hazır oluyor ve içinde bizim meslekte tanımlı biyomedikal mühendislik bunun içinde tanımlı. Yani bu 40'ların sonu. 53'te 1953 İstanbul'un fethinin 500. yılında açılacak ve iki kıtayı ve kıtalar ötesi geçmişle geleceği birleştiren Asya ve Avrupa'nın ortasında köprü olacak. Böyle bir okul. Sonradan çeşitli politik olaylar nedeniyle okulun açılmasına izin verilmiyor. Fakat bu benim genellikle biyomedikal mühendislik konusunda konuştuğum zaman ilk anlattığımdır. Bu konunun önemini dünyanın her tarafında anlamışız. Fakat ilk davrananlar Türkler. Çok ilginç bir konu bu. Bunu tabii sosyologlar ve tarihçiler çok iyi çalışmalı. Neden böyle oldu? Daha sonra 50'lerin sonunda 60'larda 70'lerde gerçekten meslek olarak geliyor ve 78'de mezun olduğumuz zaman artık biyomedikal mühendisliğin ilk bölümü vardı. Yaşam bir serüven, bir macera Ayşe. Çok teşekkürler. Emre, senden önce ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdiden ya o kadar hoşuma gitti ki, iyi ki geldiniz. Umarım hani bitmez bu süre. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Araya böyle gireyim dedim Emre. Buyurun. Valla Banu Hoca'nın söyledikleri çok değerli. Hani hepimiz için. Ben de o zaman yavaştan pası Mehmet Hoca'ya atayım. Mehmet Hocam, benim sorum size. Hepimiz aslında sizin DNA testi ve kanser tedavisinde çığır açan mikroçip teknoloji çalışmanızı biliyoruz. Bizlere biraz bu tip işte insanların hayatlarını etkileyecek önemli buluşların işte oluşum sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Yani o fikir nasıl doğuyor, nasıl yeşertiliyor ve insanlığa faydalı bir değere nasıl dönüşüyor? Seve seve bahsederim. Banu Hoca da güzel günleri hatırlattı. Monsieur Matalon dediği zaman, Monsieur Matalon benim de matematik hocamdı Saint Joseph'te. Oradan Ahi da... mi? Evet. Ne kadar. Evet. Özellikle gençlere söylemek istediğim, bakın etrafınızda sizlerin daha iyiye, daha ileriye gitmesi için o kadar insan var ki, biz Amerika'dan geliyoruz, arıyoruz, hocalarını sabah akşam uğraşıyorlar. İşte böyle bir Monsieur Matalon gibi insan olabilmek çok güzel bir şey. İnşallah sizlerde Monsieur Matalonlarınız vardır. Olduğuna da eminim zaten. Çok hoşuma gitti. Biraz duygulandırdı beni diyebilirim Matalon'un ismi. Seve seve bahsediyor. Mehmet, lafını kesmeyeyim ama bende Monsieur Matalon'un resimleri de var. Bir mezunlar grubumuz var. Oradan ben şimdi gireyim, bulayım, sana göndereyim. Benim de hep gözlerim yaşarıyor. Evet. Çok da şık bir adamdı. Müthiş. Evet. Emre'ciğim, şimdi aslında bu fikirler bir küçücük bir fikirle başlıyor. Böyle büyük bir fikirle başmıyor. Ufacık, basit bir yerden, çok basit bir yerden başlıyor. Ve kar topu gibi hızlı bir şekilde büyüyor. Hayalden konuştuk ya. Mesela benim hayallerimden bir tanesi, insan vücudunda 37 trilyon hücre var. Aşağı yukarı. Bunun herkes bilir ama herkesin bilmediği, çok kimsenin bilmediği, bir sürü tıp doktorunun da bilmediği bir bilgi ise bunun %85'inden fazlası kan hücresi. Yani vücudumuz, biz aslında bir kan şeyi olarak kan olarak dolaşıyoruz. Yani 32 trilyon hücren kan hücresi. Geri kalanları da bütün organları. Dolayısıyla benim merakım, bu 32 tane trilyon hücreyi biz doğru düz anlayabilsek, çünkü kana ulaşmak kolay. Bütün hastalıkların tedavisinde ve teşhisinde çok büyük atılımlar yapabiliriz. Yani hayal oradan başlıyor. Hayal büyük bir hayal. Bir tane hücreyi 37 trilyon içinde bir kötü hücreyi, kanserli hücreyi diyelim, İşte konu bahsettiğin çalışma, nasıl bulabilirsin 5 litre kanın içinde? İşte oradan küçük bir hayal başlıyor. O hayale yolunda gidebilmek için sürekli öğrenmen ve sürekli denemen ve sürekli olarak da risk alman
ve de sürekli olarak da yanlış yapman lazım. Bana bir öğrenci geldiği zaman ilk oturup konuştuğumda ona söylediğim ilk mesaj, ben %95 ile %99 hatalıyım fikirlerimde derim. Özellikle Türkiye'den gelen çocuklar buna bazen alışık olmuyorlar. Bilim adamı olarak benim %100 doğru bildiğimi sanıyorlar. O zaman ben bilim adamı değilim. Bilinine satan bir adamım. O bilim adamı değil. Bilim adamı bilinmeyeni aradığı için, bilinmeyen de kimse ne olduğunu bilmediği için hatalı olmadan oraya gitmem mümkün değil. Dolayısıyla hatayı seven, risk almayı, düşmeyi, kalkmayı seven insanlar olman gerekiyor. Böyle bir vizyondan 15 sene evvel yola başladık. Mesela bugün yaptığımız teknolojilerde bu 37 trilyon hücreye daha gelmedik. Ama ilk olarak kandan o bahsettiğin alınan iki tüpün içinde 100 milyar hücre var. Bunun içindeki 3-5 kanserli hücreyi bulup teşhis yapabilir miyiz? Kanserin nasıl vücuda, kanser bildiğiniz gibi primer tümörden dolayı öldürmez. Çok azdır onun öldürdüğü. 9-10 kişiden 9'u kanserin yayılmasından, metastasından dolayı ölür. Dolayısıyla bütün bunun biyolojisini anlamak, bunun nasıl olduğunu anlamak ve de öyle bir teknoloji geliştirelim ki bunu bize bir şey açsın, pencere açsın. O şeyi de geliştirmek 15 sene aldı bugüne gelmemiz. 2000'lerin başında, 20 sene hatta 2000'lerin başında başladık bu konuyu başlamaya. Bilim adamının olmasının diğer bir özelliği de çok sabırlı olacaksınız gençler. Öyle bugün yaptım, yarın Google ettim, yarın buldum diye bir şey yok bizim meslekte. Onlar biraz 5 senede yaptığımız şeyler çok çabuk, 10 sene harika, 20 sene normal. 30 sene üstünde çalıştığım konular var. İşte o merakla çalışıyorsunuz. O yani bir çığır açmak için Ay'a gitmek gibi hedefiniz çok yüksek olacak. O yolda giderken bir sürü yenilikler çıktı. Bugün mesela doğum öncesi DNA testi de bizim yaptığımız test bütün dünyada kullanılıyor. Kanserli hücreyi bulma testi hala çalışıyoruz üstünde. Bugün aşağı yukarı 1 litre kana bakabiliyoruz bir saat içinde. 1 litre kanın içinde işte söylediğimin neredeyse 1/5 kadar hücre var. Şu andaki çalışmalarımızda 5 litrenin hepsine bakmak üzere. Yani 32 trilyon hücrenin içindeki bir hücreyi, 5 hücreyi bulup bununla hastanın kanserinin nereden başladığını, ne yönde gittiğini, hangi ilaçlara cevap verebileceğini anlamak. Bunu anladığınız zaman da o dediğiniz gibi bireyselleştirilmiş tedavi yöntemlerini uygulamak imkanı ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz. Yani doğru ilacı doğru hastaya doğru dozda doğru zamanda vermek. Bunu bugünkü kan testlerinde, bugünkü testlerle yapmanız çok zor. Hatta imkansız. Yani uzun sabırlı bir yolculuk. Küçük bir fikirle başlıyor, gittikçe büyüyor eğer hayal büyükse. Kimsenin yapmadığı bir yere gitmek istiyorsanız, genç insan olarak onları yapmanız lazım. Onun için de sürekli bilginize bilgi katmanız gerekiyor. Sürekli merakınızı aktif tutmanız, hayaliniz yolunda yolculuğa çıkmanız lazım. Sırf bilim adamı için değil, dünyayı değiştirecek her insan için bunlar gerekli. Evet. Yani her şey aslında küçük bir hayalle başlıyor diyorsunuz. Daha sonra bir kar topuna dönüşerek aslında sizin şu anda bahsettiğiniz bu büyük dünya için çığır açmış çalışmalara dönüşüyor diyorsunuz. Çığır açmış mı bilemem, onu ben söyleyemem. Onu tarihçiler söylüyor. Ben merakımın yolunda gidiyorum. Ama eminim ki yani bu tip çalışmaların arkasında çok dinamik ekipler ve yani sıkı bir ekosistem vardır diye düşünüyorum. Evet. Birazcık aslında sizin çalışma ekosisteminizden yani bahsedebilir misiniz bize? Aslında bu soruyu Banu Hoca'ya yöneltmek istiyorum. Biraz ekibinizden ve çalışma ekosisteminizden bahsedebilir misiniz bize? Ayşe, bana mı sordun? Aynen, size yöneltmek. Evet. Şimdi Ayşe, Mehmet'in her sözüne, her cümlesine katılıyorum. Benim yalnız bunu farklı bir şekilde size aktarmak aklıma geldi birden. Tesadüfte elimin altında sessiz kahramanlardan bahsediyor.
atsız kahramanlardan bahsediyorsun değil mi Mehmet? Bu olay bu yola gönül vermiş, kelleyi koltuğa almış bizim halk tabiriyle. İnsanlar ama çok sayıda insanlar tarafından yapılan bir iş. Yani burada eğer sessiz kahramanlar olmasa, size bir iki tane örnek vereyim hemen. Sonra size Mustafa Kemal'in, tabii ki bu cumhuriyetin kuruluşu, çünkü Mehmet ne dedi? Bilim değil sadece dünyayı değiştirenlerin yaşam öyküsünün temeli budur dedi değil mi? Şimdi bugünlerde pandemi olduğu için hepiniz BioNTech, Almanya'da bu Pfizer'ın aşısını geliştiren çifti tanımışsınızdır. Özlem Türeci müthiş bir bilim insanı. Onun yanında o geçen iki gün önce bir şeref madalyası aldı. Hatta Avusturya'dan da başka bir ödül de aldı. Fakat her ödül töreninde Özlem Türeci'nin yüz ifadesine bakmasınızı istiyorum. Ben eminim Cumhurbaşkanı arkasında Angela Merkel otururken veyahut da yürürken yüzünde eyvah laboratuvardan bu kadar saat çaldım. Kim bilir şu anda neler yapabilirdim gibi düşünen bir yüz ifadesi var. Lütfen dikkat edin. Onun hemen arkasında bizim tesadüf Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi'nde bulunan Katalin Kariko vardır. Esas mRNA'nin icadını yapan kişidir o. Fakat bir sessiz kahraman olarak buralardan gelip geçmiştir. Şu anda tabii ki BioNTech'te başkan yardımcısı, bilimden sorumlu. Bu insanlar öyle bir insanlar ki bir hiç gibi büyük olayın parçası olmak onlar için yeterli. Kendilerini bir hiç gibi düşünen insanlar ve bunu Mustafa Kemal inanılmaz güzel anlatmış. Okuyabilir miyim müsaade ederseniz? Bakın ne diyor Mustafa Kemal? Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün göremeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için idealin neyse onu görecek, isterseniz bilim de olabilir bu fark etmez, insanlık da olabilir fark etmez. O hedefe yürüyeceksin, herkes sana karşı çıkacaktır. İşte o sizin bahsettiğiniz sorunlar, engeller. Anlayamayanlar bu niye bu işi yapıyor, bu Mehmet niye böyle acayip bir takım işlere kalkışıyor, neden düzeni değiştiriyor? Veyahut da bu Banu Hoca'nın bir garip tarafı var, nedir bu kişideki bu illa bu işin peşinde koşmak gibi konular. Bu %100 olacaktır, bunun aksi olması mümkün değil. Herkes sana karşı çıkacaktır, herkes seni yolundan döndürmeye çalışacaktır, önüne sonsuz engeller yiyacaklardır. Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak. İşte alçakgönüllülük, tevazu bu. Kimseden yardım görmeyeceğine inanarak ki siz gençlerin arkasındayız, bunu hiç unutmayın. Daima arkanızdayız. Siz yola çıkın, bakın nasıl geleceğiz arkanızdan. Bu devam ediyor, bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra sana da sonra da büyük derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin. Mehmet demin laf arasında bir şeyden bahsetti. Mehmet dedi ki ben bilemem neyi ne şekilde ittirdiğimi, ben ittiriyorum da. Tarih bilim konuşsun benim hakkımda dedi değil mi? Olay bu. Çok yani çok çok güzeldi. Mehmet seninle birlikte olmak müthiş bir mutluluk benim için gerçekten. Tabii Atatürk'ü biz çok seven insanlar olduğumuz için ben de bir örnek vereyim bu gençlere Atatürk'ün önemini anlatan. Atatürk ne kadar bak meraklı bir adam olduğunu görün. Savaşın ortasında 1921'de savaş hiç iyi gitmiyor. Savaşı kaybetmek üzereyiz. Gidiyor ilk marif toplantısını yapıyor. Sizlerin eğitiminizi o şeye eğitime imzayı atmak, başlatmak için ilk marif toplantısını savaş meydanını bırakıp Ankara'ya gidip topluyor. 1937 senesinde ölümünden bir sene evvel adam hasta bir okulu ziyaret ediyor. Okulda öğretilen matematiği beğenmediği için Atatürk'ün geometri kitabı vardır biliyor musunuz? Geometri kitabı yazıyor. İşte böyle bir adamın bizim omuzları üstündeyiz. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Ben geçmişten alıp sözü biraz da böyle geleceğe taşımak istiyorum. Dedik hani geçmişi iyi öğrenmemiz gerekiyor ki geleceğe yatırım yapalım.
birçok disiplini bir arada harmanlayan takımlara liderlik yapıyorsunuz. 30-40 yıl ötesini bugünlerden öngörüp şekillendiriyorsunuz bilim insanı olarak. Bu bağlamda gelecekte yaşam bilimleri, teknolojiyi nerede görüyorsunuz? Mehmet Hocam, hani size sorayım, siz bu bir çerçeve çizebilir misiniz? Çok hızlı büyüyen bir saha, bir iki nedenden dolayı. Birincisi, çok daha uzun yaşıyoruz artık. Daha uzun yaşadığımız için bir sürü yeni problemlerle karşı karşıyayız. Bu kadar kanser yoktu eskiden, bu kadar beyin hastalıkları yoktu eskiden. Bir sürü yeni konular karşımıza çıkıyor ve uzun yaşamanın en önemli kısmı, kaliteli yaşıyor muyuz uzun? Kaliteyi nasıl arttırabileceğiz? Hepimiz sonunda öleceğiz. Ölmek o kadar mühim değil. Ben mesela yarın bitse hayatım, mutluyum. Çünkü yeteri kadar bir şeyler yaptığım için içim rahat benim. Ama ölmek kötü bir şey değil. Ölmekten o kadar korkmamak lazım. Hayatta bir şey yapmamaktan korkmak lazım. Uzun yaşadığımız için de yaşam bilimleri çok önemli oldu. Ayrıca ekonomik şeyi de, bugün paramızın en büyük kısmını bütün ülkeler olarak sağlık sistemine harcıyoruz. Dolayısıyla bunun hem ekonomisini daha uygun yapmamız lazım, yoksa bütün dünya iflas edecek, hem de bu yaptığımız aşılımları dünyaya verebilmemiz lazım. Sırf Amerika'da, Türkiye'de, Almanya'da olmaması lazım. Bugün sağlık bilimlerinin, yaşam bilimlerinin en büyük problemleri bunlar. Bunun içinde bir de önümüzde geçtiğimiz 20 senede büyük bir patlama oldu. Kompüter ve yapay zeka dediğimiz dünyada. Ve bunun insan bilimlerine girmesi her zaman yavaştır. Çünkü insan bilimleri, insanın hayatını oynadığınız için çok regüle olan bir sahadır. Öyle her yeni buluşu ertesi gün hemen yapalım, şunu da 3 kişiye verelim diye olmaz. Seneler alır onu yapmak. Dolayısıyla onun da yavaş yavaş insan bilimlerine girdiğini, sağlık bilimlerine girdiğini görüyoruz. Ve bu çok önemli. Çünkü bunu daha iyi dağıtabilmek, daha adil bir şekilde dağıtabilmek bu yeni fikirleri, bu yapay zeka ve makine öğretisi dediğimiz olaylarla çok direkt ilişkisi var. Ve bu konular artık birbirine girdiği için baktığınız zaman buna üçüncü dalgası deniyor sağlık biyolojik bilimlerin. İlk dalgası 1950'lerde olan DNA'nın keşfi, genetik araştırmaları. Ondan sonra 1980'lere geldiğiniz zaman kompüterlerin hızlanması nedeniyle ilk defa bütün genleri sekans edip anlamaya çalıştık. Biyoteknoloji patladı bu şeyle, atılımla. Üçüncü dalga olarak da 2010'lardan sonra başlayan dalgaya convergence science dediğimiz, birleşen bilim dediğimiz, yani çok disiplinlerin bir arada çalışması gereken konular artık o kadar komplike hale geldi ki, öyle bir tane insanın tek başına bir laboratuvarda yaptığı şeyler çok zor ileriye atmak için. Ekip olarak çalışmak gerekiyor. Ekibin içinde değişik sahalara uzman olan insanların olması gerekiyor. Aynı Banu Hoca'nın dediği gibi, beraberce kendini ileri atmadan ileriye gitmesini öğrenen insanlar olması gerekiyor. Sistemimiz bunda zorlanıyor. Özellikle akademik sistemimiz şeydir, tamamen kişiseldir. Sen ne yaptın, ona göre ben seni şey yaparım, rütbeni arttırırım. Profesör yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ekip halinde, ekip içinde çalışınca akademi şaşırıyor biraz. Biz bu adama nasıl promosyon yapabileceğiz diye. Bir sürü bunun enteresan değişik şeyleri var. Sosyoekonomik ve politik değişikliklere neden olması gerekiyor ki ekip halinde çalışmanın değeri ortaya gelsin. Çünkü problemler, uğraştığımız problemler artık çok komplike problemler. Bizim Enş'in de dediği soru gibi, ekibimiz tamamıyla içinde fizikçi var, kimyacı var, cerrah var, doktor var, mühendis var. Hep beraber her biri başka bir tarafından tutup bu komplike problemleri çözmeye çalışıyoruz. Çok sağ olun Mehmet Hocam. Yani aslında çok güzel bir yere getirdiniz konuyu.
biraz işte teknoloji dediniz, otomasyon dediniz, sanayi 5.0'a, sanayi 4.0'a kadar geldi aslında konu. Ben de oradan Banu Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Banu Hocam, benim de sorum size. İçinde bulunduğumuz devri işte tanımlarken akıl çağı, zeka çağı gibi tanımlamalar kullanıyoruz. Sanayi 5.0'dan söz ediyoruz artık. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. İşte artık veri analitiği, otomasyon sistemlerinin daha da ötesine geçip otonom sistemlerde karar veren algoritmalar kullanılıyor. Doğal zeka ile yapay zekayı bir nevi beraber kullanıyoruz. Farklı farklı birçok sektör şu an bu doğal zeka ve yapay zekayı beraber kullanıyor. Sizce tıp, sağlık bilimleri ve yaşam bilimleri bu gelişim evresinin neresinde? Sizin yorumunuz ne olur buna? Çok çok önemli bir konu. Kendi başına ele almak lazım. Zira saatlerce, hele Mehmet gibi bir arkadaş birlikte bunu tartışmak müthiş olur gerçekten. Belki ileride böyle bir fırsat da doğar. Bakın, şöyle düşünelim biz. İnsanın gerçekten merkezine oturduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu, ve insanın beyni ve tabii ki beyinden bahsettiğimiz zaman zekası inanılmaz bir değer. Ve bu zekadan doğmakta bütün bu bilim dünyası, bütün çözümler ve bu çözümlerin bir şekilde yapay dünyayla da birleşmesi. Demek ki geleceğin dünyasında isterseniz yaşam bilim, isterseniz tıp olsun, isterseniz havacılık olsun, isterseniz perakende, ki perakende zaten bunun içine çoktan girmiş durumda. Yapay zekayla doğal zekayı, yani karar verici olan yapay zekayı, sadece algoritmik olarak belli bir size örüntü gösteren değil de karar da vermenize destek olabilecek veya kararı kendisi verebilecek özerk sistemleri oturtturmak her sektör için geçerli. Yaşamınız, ki Emre, zannediyorum senin böyle bu konulara merakın var, ileride herhalde benim yaşım kadar olmasa bile Mehmet'in yaşına geldiğinde büyük ihtimal zaten tümleşmiş bir dünyada yaşayacaksın. Ve Mehmet ne güzel, daha önce de Güler Hoca bahsetti, bütünleşme, tümleşme, convergence, yani yakınsama. Bu arada hemen bir parantez atayım. Hiç yapmam böyle şey. Bu sene ilk defa bu yaz Brain Technology Convergence diye bir ders açıyorum. Haberiniz ola. Herkese açık olacak bir kısmı. Hepsi değil tabii. Açık olacak bir kısmı. Her dünyanın neresinden kim ne isterse, ki bunu zaten dünyadan bir grupla birlikte yapacağız. Bu dersi vermemizin nedeni bu yakınsamayı yaşayanlarla birlikte gençlerimizi tanıştırmak, kalpten kalbe bilgi aktararak da, aynı zamanda sevgi aktararak da bir şekilde bir araya getirmek. Bunun yanında bahsedildi deminde, büyük konular, büyük zorlamalar, büyük ekipler, büyük ağ yapıları dünya çapında gerektiriyor. Bunun arkasında, bu verdiğim dersin esasında parçası olduğu ders programı ise bizim, benim adıma kurulmuş bir vakfımız var bizim okulda. Global Innovation Partnership adı. Bunun ders programlarının derslerinden bir tanesi olacak. Yani biz bilimi ve bunun yenilikçiliğe, inovasyon dememenizi tercih ederim. Yenilikçilik derseniz çok daha güzel, herkes anlar ne yaptığınızı. Bugün, yarın çarşıya gittiğinizde, bakkalda, pazarda, şurada, burada ne iş yapıyorsun, ben yenilikçiyim derseniz çok güzel anlaşılır, ama ben inovasyon bilmem konusunda yapıyorum derseniz anlamazlar. O yüzden o bakımdan söyleyeyim. Küresel yenilikçilik ortaklıkları diyoruz. Çünkü bir de bu olayın ortaklık kısmı var. Mehmet biraz bahsetti. Her ne meslekten, her ne bilim dünyasından, hangi teknolojiden, isterseniz sosyal bilimden, isterseniz felsefeden, isterseniz tarihten, isterseniz iş dünyasından, isterseniz finanstan gelin. Bizim ihtiyacımız var. Yani biz hudutlar itiren kişiler, hele bilhassa bu yapay ile doğal zekayı birleştirme peşine düşmüş, minnacık o konuda işler yapan kişiler olaraktan,
şöyle bir dünyamız var bizim. Benim bu son işte 12 sene falan oldu. İlk önce tamamıyla disiplin arası bir okul, School of Biomedical Engineering Science and Health System oturttuktan sonra bu 23-24 sene oldu. Son 12 senede oturttuğum laboratuvar, bu kanker dediğimiz bilişsel beyin mühendisliği ve insan üzerinde deneyler yapılabildiği bir yer. Demin Mehmet bahsetti, onun da laboratuvarını bir parça anlayan bir kişi olarak da çok benziyoruz. Kim ki o bizim ittirdiğimiz huduta değer katar, o kişi de bizimle. Yani bu kişinin derecesi, hangi ülkeden geldiği, bazen lise öğrencileri bizim aramızda bir şey ittirmekle meşgul. Çünkü hepimizin bir katkısı olacak bu konuda. Çünkü dünya büyük bir dönüşümün peşinde. Belki sağlık ve de belki havacılık, yavacılık biraz daha hızlı gidiyor. Çünkü onun için de ister istemez pilotlarla, cerrahlarla çalışıyor. İki dünyayla birlikte çalışıyorsunuz. Yavaş gidecekler belki, daha güvenli, daha emin ve daha etkin sistemleri tasarlamamız söz konusu. Fakat yolumuz budur. Hangi köşesinden, hangi noktasından girersiniz? Biz nereden girdik derseniz, Mehmet ne dedi? Kan dedi. Bakın kan. Bizim işimizde kanla Allah Allah diyeceksiniz. Nereden çıktı bu kanla ilişki? Bakın bizim beynimiz bildiğiniz gibi sinir yani bilişsel tarafımızdan bahsedersek eğer, çünkü diğer tabii fizyolojisinde tabii ki kan daima var. Fakat bilişsel olayımız dahi sinir hücrelerimizin harekete geçmesiyle karar vermelerimiz, öğrenmelerimiz, dikkat edebilmemiz, bellek geliştirebilmemiz, plan yapabilmemiz, sonunda da tabii ki karar vermemiz tamamıyla kanımızla ilişkili bir olay. Çünkü kılcal damarlar kanı hücrelere getiriyorlar. Hücre bunu yakıyor. Yani glukoz metabolizmasıyla. Bizim de yaptığımız teknoloji ve bu yapay ve doğal zekanın birleşmesine destek olmak katkımızda bizim elde tutulan, değilebilen teknolojilerle bunlar optik, kızılötesi ışık. Belli bir kızılötesi ışık dalga boyunda beynin içine girebiliyoruz ve kılcal damarları görüyoruz ve damarların içindeki kanın oksijeni kaybedip dioksihemoglobin dediğimiz, yani oksijeni kaybolmuş kan, mavi kan, kırmızı kan arasındaki ilişkiyi görebildiğimizden sizin beyninizin artık bilişsel olarak belli bir işlevi yerine getirdiğini görebiliyoruz. Kan sahiden çok çok önemli. Mehmet başka bir tarafından tutuyor, biz başka bir tarafından. Tabii bunun yanında çok fizyolojik konular da var. Esas piyasada olan, pek çok dünya ülkesinde şu anda kullanılan, elde tutulan bir cihazımız var bu teknolojiden. Böyle olgu meyveler de çıktı. Infrascanner.com, merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bu beyninizi kanamayı olduğunuz yerde buluyor, tanıma. Aslında. Diğer bir teknoloji geliştirip de dünyaya gönderdiğimiz başka bir teknoloji de doğal ortamlarda. Yani sen mesela masanda oturuyorsun değil mi Emre? Eğer bizim aleti taksam, ben de bizim aleti taksam, biz konuşurken bizim aramızdaki anlam aktarımını takip edecek kadar kullanılabilir. Tabii çok farklı konuları da var. Bir teknolojimiz daha var. Bu bir sanki tenis bandı gibi bir şey. Beynimize ışığı veriyoruz. Bu sefer lazer kullanmıyoruz öbür günde olduğu gibi. Bunda da LED kullanıyoruz. LED'lerin verdiği bize bilgiyle, yani ışık giriyor, saçılıyor bir kısmı, gerisi emiliyor. Saçılan kısmını toparlayıp oradan beynimizdeki bu hemodinamik ölçerekten. Bu çok hassas konularda, mesela çalıştığımız konulardan bahsedeyim. Akıllı kokpit tasarımı, geleceğin, gelecek nesil, 6. nesil denen uçaklardaki kokpit tasarımı. Veyahut da hava trafikçilerinin makineyle insanın gerek beyninin ve vücudunun hep birlikte bir döngü içinde olduğu, birbirlerinin farkında olduğu ortamlar. Bunlar inanılmaz bir hızla ilerliyor. Çok çok büyük bir konu. Merakı olanlar ya benim derse gelip bir parça hani ön bir bilgi alabilirler, ama daha çok nöroergonomik dalgasının başını ittiren bizim
gruptan Hasan Ayaz ve Fransa'da Toulouse'dan Fred Duhay adlı bir genç. Bunların yaptıklarına bakabilirsiniz, toplantıların içine girebilirsiniz, yayınlarına bakabilirsiniz. Yani her birinizin her sektörde uygulanan bir konu. Ergonomi biliyorsunuz teknolojinin insanla uyuşması demek. Değil mi? Onun için beyni de bu uyuşumun içine aldığınız zaman inanılmaz bir dünya karşınızda açılıyor. Hepinize her konuda isterseniz iş idaresi okuyun, isterseniz felsefe okuyun, isterseniz sosyal bilim okuyun. Çünkü bunun yanında bir de galiba Güler Hoca bahsetti, ahlak konuları geliyor. Yani insan hakları konusu, beyin hakları dediğimiz, neuro rights dediğimiz bir konu inanılmaz hızla gidiyor ve benim bu derste tabii ki bundan da bahsedeceğiz. İster istemez biz sizin beyninizi, yani en mahrem olan organınızın içine girip sizin dahi farkında olmadığınız bir takım bilgileri sizlerden alabiliriz ve bunu tabii çok yanlış ve kötü işlere kullanabiliriz. Fakat bunun yanında da inanılmaz hem çeşitli hastalıklarda hem öğrenme konusunda hem de çok etkin, çok yüksek başarımlı yani performanslı sistem tasarımında kullanabiliriz, değil mi? Onun için bunu da öngörmemiz gerekiyor. Evet, hocam yakınsak bilim dediniz, tümleşiklik dediniz. Bunlar önemli kavramlar. Bunlarla ilgili zamanımız kalırsa yine ilerleyen zamanda soru sormayı planlıyoruz. Ama ben konuyu Mehmet hocamın az önce bahsettiği kişiselleştirilmiş tıbba getirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki günümüzde tıpta gördüğümüz en büyük sorunlardan biri hastaları aynı kalıba sokarak onlara aynı tedaviyi uygulamak. Ve şu anda da sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu durumun üstesinden gelmek üzere her hastaya kendi durumuna uygun daha nokta atışı tedaviler sağlamak için günümüzde kişiselleştirilmiş tıp diye bir konsepti duymaya başladık yavaş yavaş. Hatta sizin birkaç hafta önce Oksijen Gazetesi'nde yazdığınız yazınızda da bu konseptin 10 yıl içerisinde özellikle kanser araştırmalarında da çok ön planda olacağını söylüyorsunuz. Öncelikle bize birazcık bu kavramın ne olduğundan ve kanser araştırmalarında nasıl kullanılabileceğinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, seve seve. Şimdi kansere baktığınız Romalılardan beri kanseri biliyoruz. Zaten Hipokrat'tır kanserin adını koyan. Cancerus demek ki eski Romalı'da kanserin, göğüs kanserinde görüntüsünün damarlar patladıktan sonra siyah bir yara olarak çıkmasını bizim bildiğimiz yengece benzetiyor şeklini. Kanser kelimesi daha o zamanlar oradan geliyor. Üç değişik şekilde tedavi ediyoruz ondan sonraki birkaç bin sene içinde. Bir, çıkarıyorsun ameliyat, cerrahi. İki, ilaç veriyorsun öldürmek için, kemoterapi. Üç, radyasyon veriyorsun, ışın veriyorsun öldürmek için. Üç şekilde tedavi ediyoruz bu son 20-30 seneye kadar diyelim. Kanserin Romalılardan beri üç tane tedavisi var. Bir cerrahiyle çıkarıyorsunuz. İki kemoterapiyle kalanı öldürmeye çalışıyorsunuz. Üç radyasyon ışınla öldürmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar aslında basit tedavi son 20-30 seneye kadar devam etti. Hala da devam ediyor çünkü bir sürü şekilde de çok etken. O şekilde olduğu zaman insanları belli kalıplara, belli pabuçlara koyup tedavi etmek mümkündü. Fakat İki tane çok büyük atılım oldu son 30 senede. Bunlardan biri tedavi yöntemlerinde bu hedeflenmiş yani genetik araştırmalar ilerledikten sonra 1980'lerden sonra artık kanserin neredeyse organın hangi organdan olduğundan çok hangi genlerin bozulduğunda, hangi genlerde mütasyon olduğunda, hangi genlerde translocation olduğunda yapıyoruz. Tarif etmeye başladık. Ve bunlar aynı genler değişik kanserler içinde, pankreaste, göğüs kanserinde aynı genler olabilir. Bunlar için hedeflendirilmiş tedaviler var. Bu tedavi verdiğiniz zaman o genleri gerek döndürüyor, gerek tekrar yerine getiriyor ve çok efektif tedaviler var. Onun dışında daha yakın sürede olan bir büyük patlamada bağışıklık sistemi tedavileri dediğimiz, immün sistem terapileri dediğimiz terapiler ortaya çıktı. Eninde sonunda her hastalık
bağışıklık sistemiyle hastalığı yapan bozulmuş hücre arasında bir mücadele. İmmün sistem genellikle kazanıyor. Arada sırada kazanamayınca hastalık kazanıyor. Bu ilaçlar da immün sistemini kuvvetlendiren ilaçlar. Gidiyor ona dokunuyor, diyor ki burada tümör var, gideceğim onu öldüreceğim diyor. Bu immün sistemi güçlendirip tümöre doğru şey yapıyor. Hatta bir de ötesine de gittik son 5 senede. İnsanın, kişinin immün sisteminden bazı hücreleri alıyoruz. O hücrelerin içine bazı genler koyuyoruz. Ondan sonra adam, insana geri veriyoruz ki gitsin o kanseri bulsun, o hücre darmadağın etsin diye. Muhteşem uygulamalar oldu ve muhteşem ilerlemeler var. İlaçların sayısı arttıkça, ilaçların komplikasyon yani tedavinin şeyi daha kompleks bir hale geldikçe, yöntemler arttıkça, aynı şekilde de bizim bu demine konuştuk yani hücreleri bulmak, benim yaptığım teşhis yöntemleri. Teşhis yöntemleri de çok hızlı bir şekilde ileriye gitmeye başladı. Şimdi öyle bir yere geldik ki çok elimizde ilaç var. Hastanın hemen cevap verip vermediğine karar vermemiz lazım. Yani bireysel tedavi dediğimiz zaman her hastanın kendisine göre özel tedavisi, yani kostüm şey, ceket yapmak gibi değil. Gene bir pabuçlama var ama çok böldük bunu. O kadar böldük ki doğru yöntemi doğru insana doğru zamanda verebilecek hale gelmeye başladık. O yüzden de ilk defa olarak son 5 senedir kanserden olan ölümler aslında 3-4 değişik kanserde ciddi şekilde azalma göstermeye başladı. Bu savaş Nixon'la başladı. Yani 70 küsür sene mi 80 sene mi ne oldu? Yeni yeni düşün, bilimin işte sabır diyordum ya. Sabır. Bir hayal. Hayal neydi? Kanseri ortadan kaldırmak. 80 sene evvel. İşte sabırla bilim adamları, şeyler, iş adamları, şirketler çalıştılar ve yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başladık. Bireysel tedavi demek o. Evet, anladım hocam. Yani ben şeyi soracaktım ama aslında cevap vermiş oldunuz. Yani 2040'a kadar yılda dünyada 30 milyon evet, kanserli hasta olması bekleniyor diye bir evet, şey okumuştum NIH'de, NIH web sitesinde. Ama yani burada şeyi merak ediyordum ben. 30 milyon farklı hastaya özgü 30 milyon farklı tedavi nasıl mümkün olabilir diye bir soru soracaktım size. Ama aslında siz yine de bireysel tıpta da bir pabuca sokma durumu olduğunu evet, söylediniz. Abi şu örneği vereyim mesela. İmmünoterapi dediğimiz tedaviler hem çok pahalı hem de çok toksik tedaviler. Şimdi bir insana immünoterapiye koyduğunuz zaman bunu 3 ay bilemiyorsunuz ona cevap veriyor mu vermiyor mu. Bugünkü yöntemlerle hatta 6 ay bilemiyorsunuz bazı zamanda. Bunu daha evvel dediğiniz zaman verip de 2 hafta sonra bu insan vermiyor veya onun kandan hücrelerini alıp o ilacı onun üstünde deneyip aynı insanın hücreleri üzerinde bu ilacı buna vermeye gerek yok. Yani o zaman bireyselleştirme başlıyor. İlla senden aldığım informasyonla, yani bireyselleştirme demek herkese için onun tedavisini icat etmek, bulmak demek değil. Olunan tedavi yöntemlerimiz çok fazla. Eskisi gibi romanlar gibi 3 tane yöntemimiz yok artık. Yani şeylerimiz var. Bir sürü misillerimiz var şeyi atacak, kanseri atacak. Senden alabileceğim unique information'la bunlardan hangisinde o kanseri en iyi şekilde vururum sorusuna sorup cevap verebilecek duruma gelmeye başladık. 30 milyon kanser olmasının nedeni de tabii bugün 7 milyon. İnsanlar daha uzun yaşadıkça bunun sayısı da tabii artacak. Büyük bir kısmı onun yaşamanın uzamasından geliyor. Mehmet, buna hassas tıp veya da precision medicine dendi bir aralar. Artık hala kullanıyor musunuz o sözü? Kullanılıyor. Yani bunlar buzzwordlar. Siz de sevmezsiniz. Ben de çok sevmem bunları. Ama şeyi de anlatıyor. Konsepti de anlatıyor. Hepsi aslında aynı şeyi demek. Yani evet, hedeflendirilmiş tedavi, precision medicine dediğimiz hepsi aynı konseptin biraz küçük farklılıkla. Evet, evet, evet. Ayşe, eğer bu konuda kalmak isterseniz size esasında içinde yaşadığınız sosyal medyada ki bireyselleşmekten bahsedip sonradan da bu bireyselleşmek konusunun gerçekten sadece tıp değil, bütün yaşam dünyamıza da zaten sokulmuş olduğunu anlatmak istiyorum. Facebook, Google, Amazon
alışveriş yapanlarınız varsa veya ona benzer başka sosyal medyadan yaptıkları iş sizden bilgi alıp Ayşe'nin davranışlarına, Ayşe'nin yaptıklarına bakarak geleceğini tahmin etmek ve de Ayşe'ye arzu edeceği, işte satın alabileceği şeyleri göstermek, yani pazarlamayı dahi kişiye özelleştirmek üzerinedir. Yani bütün bu Google'ların, Facebook'ların, Amazon'ların bu kadar büyük trilyon dolarlar seviyesine çıkmasının esas nedeni bu veriyi toplayıp kişiye özel hedef grupları haline getirip göndermesinden. Şimdi bu konunun demin Emre'nin sorduğu konuya uygulanması da şöyle. Hemen patladanak söyleyeyim. Biz akıllı kokpit tasarımından bahsederken esas bu kokpiti kullanacak, ister helikopter olsun, ister jet olsun, ister başka türlü bir insansız araç olsun, o pilot yetişirken o kişi simülasyon ortamında, yani sanal bir ortamda tabii yetişmesi söz konusu, o yetişirken sistemin, yani kokpitin veyahut da simülasyon sisteminin kişinin düşünce tarzını, reaksiyon zamanlarını, tepki gösterme zamanları, her şeyini modellemesi söz konusu. İşte bu makinenin bizi anlaması, bizim makineyi anlamamız dediğimiz bu döngü esasında bu bireyselleştirmenin konusu. Bu sayede eğitimde büyük bir çığır açılacak. Yani tıp eğitiminde zaten yavaş yavaş girmekte. Hatta bizim Acıbadem Üniversitesi'de böyle bir çok ciddi bir program var. Çok güzel bir eğitim, simülasyon eğitim programı. Orada ilk yayınlar oradan çıktı mesela. Yani bu konu, bu bireyselleştirmek konusu, geleceğin konusu, fakat bu hassas bireyselleştirme konusu da. Mehmet çok güzel bahsetti. Bir araçlar ve çözümler yelpazesi var. Onun içinde o kişinin genlerine, o kişinin tabii ki genlerinin yanında mikrobiyomuna, yaşam tarzına da uyduraraktan bu tedaviyi tasarlamak. Geleceğin galiba çok önemli bir konusu. Kabul ediyor musun Mehmet? Tabii. Ya bir tasarlama konusu bu. Evet. İnsana özelleştirmek konusu. En basitini sosyal medyada görüyorsunuz zaten. Gördünüz. Cambridge Analytica konularını duydunuz. Trump nasıl seçildi, Brexit nasıl oldu? Bunların hepsini farkına varmışsınızdır. Siz olmasanız aileniz farkına varmıştır. Bu konu, bu bireyselleştirme konusu yapayla doğalın birlikte gitmesi, yani makinenin öğrenmesi ve karar vermesi ve verinin büyük miktarda toplanmasıyla birlikte yaşamımızın bir parçası olacak. Emre'den bahsettik. Emre, hele Mehmet'in, hadi hele benim yaşıma geldiğinde tamamıyla kendisi için tasarlanmış bir dünyada yaşayacak. Helikopterine binecek. Helikopter, yeni helikopter gelecek. 45 dakikada onu kullanmayı öğrenecek ki 10-15 sene alır bir helikopter kullanmak. Yani bu inanılmaz bir dönem ve sizler de bunun içine neredeyse doğuyorsunuz. Umarım gerekeni, kendinizden özveri de gerekecek belki, ailenizden de belki özveri gerekecek. Belki kimse sizi bilmeyecek, atsız kahramanlar olacaksınız. Fakat umarım parçası olursunuz. Banu Hocam, çok güzel söylüyorsunuz. Hani gerçekten o kadar gelişti ki teknoloji, bireyselleşmiş tıp. Çok ileride. Ama bir taraftan hani biz gençlerin ve toplumumuzun da biraz kaygıları var. Yani şu zamana kadar yapay zeka ve doğal zeka tümleşik hareketlerle geliştirilen yeni teknolojiler oluşturdu. Ama bir taraftan da görüyoruz ki bu teknoloji tarafı durmadan gelişiyor. Ve şey kaygıları var gerçekten. Hani bu tümleşiklik bozulacak ve yapay zeka doğal zekadan çok daha dominant olacak ve dünya bu şekilde temellenecek diye kaygılarımız var. Bu dengenin korunduğundan biz nasıl emin olacağız? Birey olarak, belki toplum olarak ve dengenin aşılması durumunda bizleri neler bekleyecek? Bu konu hakkında öngörülerimiz. Emre, olayın parçası olacaksanız eğer, siz de bütün doğru, dürüst, iyi işleri yapanların tarafına geçeceksiniz ve o mücadeleyi vereceksiniz. Çünkü yapay zekanın bizi aşması söz konusu değil. Bunu yazan, çizenler olduğumuz için ben size söyleyeyim. Algoritma herhangi bir kişinin ön yargılarının veyahut da işte bildiklerinin, anlayabildiklerinin
Aksidir bu kadar program yazıyorsunuz eninde sonunda. Diyelim ki bizim grup herhalde 30-35 doktor öğrencisi. Her birey her gün bir şeyler yazıyor. Robotlarla insanlar birlikte çalışıyor, şudur budur falan. Hepsini takip etmemiz mümkün değil. Yani olgunların, yetişkinlerin gözetiminden çıkaraktan birçok algoritma, Google'un, Facebook'un, işte Amazon, bunlardan bahsettiğimiz için bahsediyorum ki bütün bu konuda çalışanlar, algoritmalar esasında bizi aşamaz. Çünkü biz onları yalan yanlış da olsa biz yazmaktayız. Buna belli bir düzen getirmemiz gerekiyor ve insan haklarını hiçbir zaman unutmamamız ve hatta arzu ediyorsan mesela meraklıysan son ben genellikle yazı yazmaktan hiç hoşlanmam. Pek konuşmaktan da hoşlanma böyle sizler gibi gençler olmazsa pek gerçekten mutlu olmam, keyif almam. O yüzden pek etrafta yoktur ama çok çok istenince mecburen bir şey yazdım bu yaz. Bu American neydi? American değil yok. Neydi? Bir tanesinden bu insan faktörleri ve ergonomi konusunda çalışan çok büyük bir kuruluştan istediler. Ben de böyle bir şey yazdım. Yazdım daha doğrusu içindeydim de yazmamıştım daha önce. Mesela onu sana gönderebilirim. Bakın meslekten olanların da nasıl hekimler yemin ediyorlar. Zarar vermeyeceğim diyerekten yemin ediyorlar. Ona benzer bir yeminin bizler gibi beyni günlük doğal ortamlara taşıyanların da etmesi lazım. Böyle bir yeminden bahsediyoruz mesela orada. Bunu Neuro Rights denen grup, Neuro Rights Initiative derseniz, girerseniz çok enteresan bir gelişmeler var şu anda. Çok hızlı gelişiyor. Benim o derste bir tabii ki değineceğiz. Şili ülke olarak anayasasını şu anda değiştirmekle meşgul. İnsan haklarına, bu beyin haklarına da yerleştirecekler ki böyle algoritmalar üzerinden belli kötü niyetli insanlar saçma sapan zararlı işler yapmasınlar diye. Fakat işin parçası olmak lazım Emre. İşin içine girmek lazım. Korkmak, telaş etmek yok. İşin içine gireceksin, sen de kolları sıvayacaksın. Sen de ucundan bir şeyler yapacaksın. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam yani diyorsunuz ki biz de işin içinde olduğumuz takdirde işin ucundan tuttuğumuz zaman aslında hani sandığımız gibi bizim bu kaygılarımız gibi bir şeyler olmayacak. Yani yapay zekayı da biz zaten kontrol ediyoruz diyorsunuz. Ben konuyu şimdi birazcık yine teknolojiden alıp biyoloji kısmına getirmek istiyorum. Mehmet Hocam bunu size yöneltmek istiyorum. Az önce de bahsettiniz. İnsandan alınan kanı iyi analiz ettiğimiz takdirde teşhis veya tedavi edemeyeceğimiz hastalık kalmayacak diyorsunuz. Benzer şekilde şu anda doğum öncesi hastalık teşhisleri yapılıyor. İşte sentetik biyoloji çalışmaları olsun. Şu anda çok meşhur olan bu CRISPR genetik makasıyla hatalı genlerin kesilmesi ve yerine doğrularının yerleştirilmesi olsun. Daha bir sürü yüzlerce çalışma sayabiliriz tabii ki. Bunların genel olarak baz aldığı konu sahip olunan veya ileride potansiyel sahip olunabilecek hastalıkların veya genel olarak istenmeyen durumların üstesinden gelmek. Dolayısıyla da sizin az önce yine bahsettiğiniz gibi sağlıklı insan ömrünü uzatmak ve yaşlanmayı ileritmek. Şimdi olaya küçük boyutta baktığımızda durum bu şekilde ama acaba büyük resme baktığımız zaman yani biz neyi hedefliyoruz? Acaba yavaş yavaş ölümsüzlüğe doğru mu gitmeye çalışıyoruz sizce? Çok çok güzel soru. Şimdi her şeydeki gibi Banu Hoca'nın da dediği gibi bu artık yapay zeka konusunda da veya ölümsüzleşmeye mi gidiyoruz gibi şeylerde her teknoloji yapılan hem iyi hem kötü niyetle kullanılabilir. Dolayısıyla etik bir şekilde bunları ileriye götürmek çok önemli. Ve bu teknolojik şeyler, ilerlemeler daha da hızlı olmaya başladığı için etik konusu çok önemli bir hale geldi. Aslında amaç ölmemek, amaç yaşlanmamak değil. Amaç insanların hayatı süresince daha iyi yaşamalarını sağlamak, hastalıkları azaltmak, yani o süreci daha verimli bir şekilde geçirmek.
çok hızlı bir şekilde yaşam şeyi arttı. Fakat bunun artmasının en büyük kısmı teknolojiler değil. Temiz su, antibiyotik ve 1-2-3 büyük gelişim. Aslında şey değil, bulduğumuz kanserlere çözümler hayatı uzatmada o kadar büyük bir şey olmadı daha. Ama söylediğin konu çok önemli bir konu. Nasıl örneğin bugün şeyi buluyoruz işte bizim de yaptığımız şirketlerden biriydi bu. Hala dünyada kullanılıyor. Kanda anne hamileyken kanda fetüsten olan bebekten olan DNA'yı bulup bunu bakıp bu çocukta şu 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 genetik bozukluklar olabilir. Şimdi onu in utero dediğimiz yani hala annenin karnındayken tedavi etme yöntemleri nelerdir? İşte bu CRISPR gibi dediğin gen editing, makaslama dediğin konularla bunları yapabilir miyiz? Daha çocuk doğmadan evvel tedaviye başlayabilir miyiz gibi çok önemli ve çok değişik konular önümüzde. Bunun bazılarını özellikle Çin'de duydunuz birkaç tane insan çok kötü yönde kullanmak üzere hareket etti. Genelde bunları etik bir şekilde kontrol altında yapabilirsek aynı yapay zeka gibi insanlara büyük faydası olur. Amaç ölmemek değil, amaç daha iyi yaşamak, hastalıkları daha iyi tedavi etmek, ekonomiye bunun tabii o zaman şeyi çok daha az olacak. Ekonominin en büyük kısmı hayatımız son 2 senesindeki hastalıklar nedeniyle bugün bütün şeyin sağlık ekonomisinin en büyük kısmı o son 2 senede harcanıyor. Bunun büyük faydaları oralarda olacak. Yoksa ölümsüzlüğe yaklaşmak değil açıkçası. Anladım hocam. Peki bir şey daha sormak istiyorum ben. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi biz yani bu bahsettiğimiz çalışmalarda bir şekilde yani insanın bir dış müdahalesi söz konusu sonuç olarak. O sebeple acaba yani şöyle bu teknolojiler zaten çok yeni. Onun için uzun vadedeki etkilerini şu anda göremiyoruz. Ama hani acaba sizin bir öngörünüz var mı diye merak ediyorum. Yani hani etik kurallarını da geçtim. Genel çok olarak bunlar bir noktada acaba hani bu doğanın kurallarına aykırı gelip acaba bize hani yan etkilerle geri dönebilir mi sizce bu dış müdahaleler? Bazıları dönebilir mi? Çünkü tam olarak bilmiyoruz. Yani bir yerde deney yapmış oluyoruz. Ama her tedavi böyle başlıyor. Her tedavi önce hayvanlarda sonra insanlarda kısa olarak deneniyor. Başarılı görünürse daha büyük bir grupta kullanılıyor. Ondan sonra bazı tedavilerin bildiğiniz gibi uzun sürede yan etkilerinin olduğunu da gördük eskiden yaptığımız. Bu yüzden de bu işte çok etik konuları çok önemli. O yüzden tıp yavaş ilerler biraz. O yüzden yapay zeka konuları tıbba biraz daha yavaş girecek. Çünkü öyle her aklınıza geldiğinizde tıpta uygulamak mümkün değildir. İnsan hayatında oynadığınız için. Ama sorduğun soru çok güzel bir soru. Örneğin bunun güzel örneklerinden biri in vitro fertilization dediğimiz yani bebek yapmada bebek sahibi olamayan anne babalar var. Bunun mesela %30'u mekanik bir problemdi. 1900 ilk bu tıp bebek konuları başladığında bir sürü insan buna karşı çıkıyordu. Acaba biyolojiyle yanlış mı oynuyoruz diyor. Bir sürü kimse de bunu doğru buluyordu. Yani bir yumurtayı üteriste buradaki olan yumurtayı alıp buraya folikülden geçirip ovariden üterise getirememek mekanik bir problemdi. Bu problemi atlattı, bypass etti. Yani buradan aldığınız yumurtayı bir tüp şeyin içine koydunuz. Orada yoktu. Bugün bir sürü ülkede doğan bebeklerin sayısı neredeyse bazı yerlerde %5, %10'a bile yaklaşıyor tüp bebekle olan şey. Bu benim görüşümce kötü bir biyolojik şey değil. Çünkü bu kadar basit bir mekanik problemi ama genlerle oynayıp insanlara değişik özellikler katmak, o mısırlara yaptığımız şeyler gibi falan işin içine girerse daha uzun vadede onlar çok yanlış yönler. Çin'de 1-2 kere bunu denediler. Başarısız oldular, yakalandılar. Tıp bunu kabul etmez. Ama dediğin çok yani her başladığımız soruda çalıştığımız konuda
acaba bu doğru bir yön müdür? İnsan biyolojisinde hatalı mı oynuyoruz diye soruyu uzun seneler soruyoruz ve sürekli olarak da o soruya geri dönüyoruz. Çok 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 önemli bir soru. Zamanımızı da biraz iyi kullanmak adına Mehmet Hocam, ben hemen devreye girdim de etik dedik, yaşamı uzatmak değil, daha kaliteli yaşamak dedik. Fakat hani sizin şöyle çalışmalarınız da var. Dondurarak saklama hücreyi, doku düzeyinde yapılabiliyor bu. Organ düzeyinde uygulamalar bu anlamda ne durumda? Tüm vücuda gelmesi bunun hani filmlerde gördüğümüz gibi diyeyim. Mümkün olabilecek mi ileride? İnsanlar bir taraftan bunu da düşünüyorlar. Evet. Şimdi aslında o mesela dedim ya ilk başta konuşurken bilim insanı meraklı insandır ve de sabırlıdır. Bu aslında 40 senedir falan üstünde çalıştığım konular. Hala çok aktif olarak çalışıyoruz. Şöyle düşünün. Bugün diyelim bir ilaç alıyorsunuz siz. Aspirin. Aspirini aldığınız zaman telefon etseniz. O anda size aspirini yapmaya başlasalar. Biri gidecek onu yapacak oradan onu alacak. Ayşe'nin aspirini 2 hafta sonra gelecek. O aspirinin maliyeti sana 100 bin dolara patlar şey yapıldığı için. Tedavi yöntemlerine baktığınız zaman eskiden küçük moleküller dediğimiz ilaçlar vardı. Sonra biyolojik dediğimiz moleküller vardı. Şimdi hücreler tedavi yöntemi olmaya, ilaç haline dönüşüyor. Hücre ilaç haline dönüşüyor. İmmünoterapi dediğimiz konuda oluyor, gen terapisinde oluyor. Hücrelere bazı şeyler, özellikleri katıp insanlara geri veriyoruz. Ve bu patlamış vaziyette hücre ve gen tedavisi diye. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda biz bu aspirine söylediğim şekilde yapıyoruz bu tedaviyi. Bir insandan hücreleri alıyoruz, o hücreleri bir laboratuvara götürüyoruz, büyütüyoruz, içine bir şeyler koyuyoruz, ondan sonra geri getiriyoruz. Yarım milyon dolar sonra onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Buna mühendislikte supply chain deriz. Yani eğer bu mekanizmayı çalıştırmak istiyorsak, bunu bir şekilde, yani ben buna şey diyorum, yaşayan hücrelerin Amazon'u. Amazon'un işi ne? Buradan oraya yollamak, burada depolamak. Aynı şeyi hücrelerle, organlarla, tişülerle, dokularla yapmak. Benim çalıştığım konulardan biri de bu. Kalbi aldığınız zaman, kalp bu benim kalbimde 63 senedir çalışıyor. Çıkarın dışarıya 4 saat sonra gitti. Ama kalp yetersizliğinden ölen kanserden daha çok insan var. Halbuki biz bu kalbi 1-2 ay tutabilsek dışarıda, ölen insanların kalplerini yaşayan zayıf kalbi olan insanlara koyabilsek, bunda ben biyolojik bir problem veya bir problem görmüyorum. Buraya gidiyor. Çünkü artık yapılan büyük bir şey, eskiden bağışıklık sistemini düşürüp şey yapabilirdik, organ nakli. Şimdi yavaş yavaş gelişmelerde onu yapmamıza gerek kalmadığını, herhalde 5-10 sene içinde bağışıklık sistemini kısa bir dönem off edip organı koyup ondan sonra tekrar çünkü o ilaçlar hem çok pahalı hem çok zedeleyici. Bağışıklık sistemini ortadan kaldırarak organ nakli yapmak. Bağışıklık sistemini ortadan kaldırmaya gerek kalmadığı zaman organ naklinde aynı şey gibi, yapay kalça gibi, yapay şey gibi, cochlear implant gibi organları da insanlara koyuyor. O zaman işte onu dondurmak veya saklamak, suspended animation dediğimiz çok önemli bir konu. Yani 40 sene evvel ben bu konuları düşünüyordum. Hala ileriye dönük konular. Yani bilim adamının ne kadar sabırlı olduğunu anlayın diye söylüyorum. Mehmet, aramızda pek çok genç olduğu için bağışıklık bilimleri bilhassa yaşam bilimlerde yerleşmiş bir konuydu. Fakat artık bağışıklık teknolojileri, hatta bizim okul dahi, ki bizim okul böyle her şeyin önünden giden bir okul değil belki, bağışıklık mühendisi programı açıyoruz. Yani ister istemez bu işi artık bilimini ve de hele bilhassa yaşam bilimini ve bilimsel bir takım sonuçları çözüme dönüştürecek bir nesil de yetiştiriyoruz şu anda. Yani bu hele böyle Philadelphia gibi, Boston gibi gen ve hücre tedavilerinin, hele tedarik zinciri, yani
bu biyo imalat ve tedarik zinciri dediğimiz konuyu oturtabileceklerin inanılmaz miktarda sistem düşünen, yani her birinin birbirine bağlandığı, Amazon dedin sen, Amazon'un yaptığı iş bu, lojistik esasında. Yani evet, bu konu çok çok yükselen bir konu. Gençler buna %100 dikkat etsinler ve hangi yol, mesela moleküler biyolojiden gidilebilir, sistemcilikten, bilgi işlemciliğinden benim gibi gidilebilir. Her yerden bu konuya girebilirsiniz. Peki. O zaman şöyle, hani süremizin sonuna gelirken ben şöyle çok genel, bizim burada bizi dinleyen, bizim hani ben ve Ayşe gibi gençlerin de çok merak ettiği, çok dertlendiği eğitimden ve geleceğin mesleklerinden bahsetmek istiyorum. Ve son öyle bir soru soracağım. İşte çok farklı yeni alanlar gelişiyor. Hani sizin bahsettiğiniz bu çalışmalar dolayısıyla artık çok farklı yeni alanlar açıldı. Hani mesela Banu Hocam, siz biyomedikalin ilk aslında öğrencilerindensiniz. Bu da bunun gibi aslında ilk öğrencilerin yetişeceği çok farklı yeni alanlar yetişiyor, alanlar açılıyor. Sizin gelecek meslekleri hakkında öngörüleriniz nelerdir? Banu Hocam, spesifik olarak size sorayım bunu. Yani nasıl bir bağışıklık mühendisi dedim. Bağışıklık mühendisi mümkün olduğu kadar Mehmet Hoca gibi hocaların etrafında nerelerdelerse, Türkiye'de de varlarlar, her yerde de dünyanın. Bana kalırsa, ben olsam Asya Pasifik'e giderim. Çünkü esas güneş oradan doğacak. Çok Türkiye çok 75-80 senedir sadece batıya bakıyor ki esas olay öbür tarafta gelişiyor. Mutlaka neredeyse, nereye gitmek gerekiyorsa veyahut da Türkiye'nin içinde bu bağışıklık konusu ve bu bireyselleşme, ama bu bireyselleşme konusunu da istediğiniz yönden çekebilirsiniz. Bu bireyselleşme konusunda isterseniz insanın psikolojisinden başlayın, isterseniz insanın fizyolojisinden başlayın, isterseniz moleküllerinden başlayın, biyolojisinden başlayın, nereden başlarsanız başlayın, bir hedefiniz varsa mutlaka yolunuz bu iki önemli konuyla kesişecek gibi gözükmekte. Çünkü bu, biz otomasyon, efendim otonom sistemler, şunlar bunlar diyoruz. Hiçbir sektör bundan uzakta kalamayacak. Bu böyle. Demek ki sizin temelde, isterseniz matematiğe merakınız varsa o, fiziğe merakınız varsa o, kimyaya, biyolojiye, felsefeye, tarihe, neye merakınız varsa, çünkü bu olayın bir tarihi, bir de uzgörüsü var. Mesela bu derse dünyanın her tarafından katılacaklar, Rusya'dan katılacaklar, uzgörücüler. Hatta şimdi biraz önce bahsettiniz, etmeden laf geçemedim. Mehmet, biliyor musun ki Moskova'da bir insan buzluğu var? Var. Şimdi uzun zamandır projelerimden biri Ay'da bütün genetik materyalleri dondurup tutmaktı. Geçenlerde New York Times'a bir şey vardı, onun üzerine bir makale vardı. Yani şey olarak hızla büyüyen bir saha, özellikle coral reef ve bir sürü şeyi, materyalleri korumak yerine. Çünkü orada güneyinde şeyin, ayın hep şey gölgede, güneşi hiç görmediğinden milyarlarca senedir sıcaklık eksi 190 derecenin altında olduğu için 100 bin sene malzeme toplayabilirsiniz, dondurup orada saklayabilirsiniz. Permafrost gibi değil, hiçbir şey yok. Riski yok. Ama bu şey çok, yani bu soruya ben de bir şey ekleyeyim. Ben genç olsam hangi sahada çalışayım? Hangi immün sistem, hangi saha değil? Hangi sahada çalışacaksınız? Çalışın. Kendinizi mutlaka, bunun uzmanı olmanız gerekmez, ama mutlaka data bilimlerinde, data science'da eğitin. Çünkü bunu yapmadan, isterseniz avukat olun, İsterseniz komedyen olun, isterseniz bilim adamı olun, gelecekte bundan kopmanız mümkün değil. Şeye bak, bana yani bugün bir kompüterin, en hızlı kompüterinizi 200 petaflops dediğimiz, yani saniyede 400 katrilyon hesap yazıyor. Bunun insanın anlaması bile mümkün değil. O yüzden kendinizi bu konudan uzak tutmayın. İlginiz olsun, meraklı olun, öğrenin. Uzman olmanız şart değil. Bazen çocuklar şey diyor, ama ben onda uzman olmak istemiyorum. Kompüter gerekli değil, ama bununla eğer bağışıklık kazanmazsanız data science'e karşı, yarın geride kalırsınız.
Şimdi Mehmet, o zaman bunu birazcık daha açalım. Çok önemli bir konuya değindi. Devrimiz nicelikli ve hesaplamalı bir devir. Bu böyle. Ki bu hesaplamanın da yepyeni türleri. Yok kuantum hesaplamalar, şudur budur falan çıkıyor. Bu konuda herkesin belli bir, ne deniyor buna? Hani okur yazarlık gibi değil mi? Bir okur yazarlığı olması gerekiyor. Yani çünkü bu nicelik ve hesaplama olayı her türlü modelin arkasında, her türlü tasarının arkasında, her türlü prototipin, ürün, her şeyin altında bunlar yatıyor. Onun için temel konuları mümkün olduğu kadar alsın gençler ve bu konularda mümkün olduğu kadar nicelikli boyutlara da dikkat etsin. Mesela hukuk. Diyeceksiniz ki hukukun nicelikli tarafı nedir? İsterseniz başka bir zaman bunu tartışabiliriz. Tamamıyla nicelikli ve hesaplama üzerinden gider hukuk. Hiçbir şekilde, yani tabii ki müthiş bir insan mevzi var, fakat bunun yanında da bunu hesaplayacağız. Çıkan verileri toplayabileceğiz, bir yere biriktirebileceğiz, ondan örüntüler çıkarabileceğiz. Birçok bilgi de gerekmekte. Eğer siz hukuk, politikacılar, bakın politikacılar dahi devamlı bilgi, veri toplayıp kendi tabanlarıyla olan ilişkilerini yönetmek zorundalar. Hatta neuropolitics falan diye de çıktılar. Türkiye'de de çok kullanıldı. New York Times'da baş sayfa oldu bizimkilerin beyin politik üzerinden politika şeyleri, yöntemleri kullandığına dair. Yani Mehmet'in dediği gibi herhangi bir konuya girebilirsiniz. Ama lütfen gözünüzün ucuyla nasıl edebiyat, nasıl şiir, nasıl felsefeye de sanata da merakınız olacaksa bu konularda da belli bir okuryazarlığınız olması lazım. Çok doğru Mehmet. Evet. İnanılmaz keyifli, ufuk açıcı, heyecan verici bir sohbeti buraya kadar getirdik. Hiç bitmesin istiyoruz. Bir yandan da 1,5 saati doldurduk. Ben sohbetimizi sonlandırmadan önce müsaadenizle Gülay hocamıza bir söz vermek istiyorum. Gülay hocam. Valla ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir fırsat oldu benim için de. Sizleri dinlemeyi çok da özlemişim. Banu hocama, Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz için muhteşemdi. Genç arkadaşlarımızın da gerçekten soruları ve bilgileri beni çok etkiledi. Hem Ayşe hem Emre'ye de teşekkür ediyorum. Aslında Mehmet Hoca da ve Banu Hoca da hepimize yansıyan o enerjiyi görüyorsunuz değil mi gençler? Yani o enerji, o inanmışlık, herhalde bilim insanı olmak böyle bir şey. Hayal edeceğiz, merak edeceğiz, sabredeceğiz ama cesur olacağız ve enerjimizi hiç kaybetmeyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiniz değerli hocalarım. Mahir Hocam size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gülay Hoca da bu konuşulanları hani çok güzel özetledi. Banu Hocam, Mehmet Hocam, başta öğrencilerimiz olmak üzere hepimiz için son derece verimli bir konferans oldu, söyleşi oldu. Zaman ayırdığınız, öğrencilerimizi soru sormaya yüreklendirerek samimiyetle yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı bundan sonra da yakından takip etmeye devam edeceğiz. İleride umarız sizi okulumuzda da ağırlama şansımız olur. Öğrencilerimize, tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, bu aralarınızı aldınız. İyi günler, çok sevgiler. İyi günler hocam, iyi günler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar, doğru. Sizlere iyi günler, bizlere iyi akşamlar. Çok sağ olun. Pek keyifliydi. Çok memnun oldum Ayşe ve Emre sizleri tanıdığıma. Mahir Hoca da. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.